Altaş TV ana haber bülteninden herkese mutlu akşamlar. Ben Nesrin Korkmaz. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince alınan trafik tedbirlerini açıkladı. Vatandaşlara hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. 9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Bayram tatilini memleketinde ya da tatil yaparak geçirmek isteyen vatandaşlarsa yola çıktı. Yetkililerdense yola çıkan vatandaşlara sık sık trafik kurallarına uyulması gerektiği yönünde uyarılar geliyor. Bayram boyunca oluşabilecek kazalara ve risklere karşı ise önlemler artırıldı. Bayram boyunca alınan önlemleri ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Tatil boyunca alınan trafik tedbirleri kapsamında 66.092 personel görev yapacakken 1063 radar, 290 ortalama hız ihlal tespit sistemi ve 318 EDS yol denetimleri gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamadaysa vatandaşlara uyarılarda bulunurken yola çıkacak sevgili vatandaşlarım lütfen çocuklarınızı üzmeyin, annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin, trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hızdan kaçınalım, emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim, araç kullanırken cep telefonlarıyla aramıza mesafe koyalım, tüm bu uyarılara uyalım ki yolun sonu bayram olsun, kurban bayramımız mübarek olsun ifadelerini kullandı. Dokuz günlük Kurban Bayramı bugün itibariyle başlıyor. Peki Ordu'da Kurban Bayramı'nda nasıl bir hava etkili olacak? Detaylar haberimizde. Ordu Kurban Bayramı'nı yağışlı geçirecek. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden kavurucu sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Öyle ki termometreler Haziran ayının ortalarında bazı şehirlerde 40 dereceyi aştı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi vatandaşlar bu sıcaklığın bayramda devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurt genelinde Kurban Bayramı boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyrederken Karadeniz bölgesinin tamamı yağış olacak. Cumartesi günü Karadeniz bölgesinde ve Kars Ardahan çevrelerinde yağışlar devam ediyor. Pazar günü, bayramın birinci günü ise Karadeniz bölgesinin tamamında yağışlar bekliyoruz. Diğer bölgelerde bayramın birinci günü yağış beklenmiyor. Pazartesi, salı bayramın birinci ve ikinci gününde de yağış beklentimiz sadece Karadeniz bölgesiyle sınırlı. Diğer yerlerde yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı azalarak mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredecek. Bayram boyunca Ordu'da dahil olmak üzere Karadeniz bölgesinde yağışların gün boyu etkili olması bekleniyor. Uzmanlar aşırı sıcaklarda vatandaşların dışarıda bulunmaması için de uyarıda bulunuyor. Tahminimiz gene Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle Cuma günü en yüksek olmak üzere 40 dereceler civarında olacak. Ama önümüzdeki hafta boyunca 40 dereceden biraz daha az yani 35-36 dereceler civarında ölçülmesini bekliyoruz. Kurban Bayramı arifesinde şehitliklerimiz dualarla yad edildi. Ardından protokol tarafından şehitliklere çelenk bırakıldı. Her bayram arifesinde olduğu gibi bugün de şehitler ve şehit yakınları yalnız bırakılmadı. Uğruna can veren bütün şehitlerimizin. Ordu Garnizon Şehitliği'nde Ordu Valiliği tarafından program düzenlendi. Düzenlenen programa Ordu Valisi Muammer Erol, Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlı Türk, Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, Altın Ordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Doktor İsmail Tüçek tarafından şehitlerimizin ruhuna ithafen dualar okundu. Vatanımızı bölmek isteyen hainlere göğüslerini siper ederek dur demek için hiç tereddüt etmeden dünyaya meydan okuyan bedenlerini bu vatana siper, canlarını feda ederek şehadet mertebesine ulaşan tüm şehitlerimizi sonsuz rahmetine gark eyle ya Rabbi. Programın sonunda protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfiller bıraktı.
Ordu Valisi Muammer Erol 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi münasebetiyle düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencileri yalnız bırakmayarak karne sevincine ortak oldu. Ordu'da 569 okulda 135.066 öğrenci karne aldı. Ordu Valisi Muammer Erol da öğrencinin karne sevincine ortak oldu. Ordu Valisi Muammer Erol 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi münasebetiyle düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencileri yalnız bırakmayarak karne sevincine ortak oldu. Vali Muammer Erol'a ordu protokolü de eşlik etti. Okulun 5D sınıfına giden Vali Muammer Erol beraberindeki protokol mensuplarıyla birlikte öğrencilere karnelerini verdi ve tatillerini iyi geçirmeleri dileğinde bulundu. Vali Muammer Erol 34 yıl görev yapan ve emekli olan İngilizce öğretmeni Nurettin Kaca'ya da plaket takdim ederek sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik hayatı dileklerini iletti. "2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün sona erdi. 20 milyondan fazla öğrenci 2 aylık yaz tatiline başladı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da karnelerini alan öğrenciler sevinci ve heyecanı bir arada yaşadı. 20 milyondan fazla öğrenci için bugün son ders zili çaldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran'da son ders zilinin çalmasıyla beraber sona erdi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da karnelerini alan öğrenciler sevinci ve heyecanı bir arada yaşadı. Karnelerini öğretmenlerinin elinden alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Öğrenciler eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak. Ben bütün öğrencilere öncelikle tatilleri tatil değil bir fırsat olarak değerlendirmesini tavsiye ediyorum velilere de. Tabii ki tatilde oturun da işte efendim şu dersi bu dersi çalışın demiyorum ama her gün kitap okumak zorundalar. Yani ekran karşısında geçireceği vakti tabii ki orada da eğlenecek, arkadaşlarıyla oyun oynayacak. Dersi de tatilde okumayla değerlendirecek. Zaten artık öğretmenlerimiz de çok bilinçli. İstedikleri zaman öğrenciler yani %90 diyebilirim öğretmenlerine ulaşabilirler yaz tatilinde de. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ilk kez başlayacak olan kadavra eğitimi için Rektör Profesör Doktor Orhan Baş açıklama yaptı. Rektör Baş, kadavra eğitimi tıp eğitiminin vazgeçilmez bir parçasıdır ve bu alanda önemli bir adım atmaktan gurur duyuyoruz dedi. Bakın beyindeki oluklar, sulkuslar, gyruslar tüm yapılar benzer şekilde. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi tarihi bir ana tanıklık etti. Üniversitemiz Tıp Fakültesi adına güzel işler yapıyoruz. Güzel başarılara imza atıyoruz. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ilk kez başlayacak olan kadavra eğitimi için Rektör Profesör Doktor Orhan Baş bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hakan Timur başta olmak üzere akademisyenler katıldı. Çeşitli nedenlerle kadavra temin edememiştik. Ama bugün itibariyle bu temini yaptık. Çok mutluyuz. Tıp Fakültesi Morfoloji binasında düzenlenen toplantıda Rektör Baş Tıp Fakültesi eğitimini üst düzeye çıkarmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Biz diğer alanlarda gerekli altyapıyı, gerekli maketleri, laboratuvar malzemelerini hepsini teknik ve plastisinasyon malzemeleri tamamladık. Ama kadavra temini konusunda zorluklarımız vardı. Bugüne nasip oldu. Kadavra bağışçımız Samsun'dan. Beyefendi sağ olsun. Bundan önceki dönemde görüşmelerimiz olmuştu. Biz de ikili görüşmelerimiz
karşılıklı diyaloglarımız sonucunda kararlarımızı aldık. Bundan sonra eğitim kalitemizi bir tık daha artıracağız. Toplantı sırasında Rektör Profesör Doktor Orhan Baş, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak öğrencilerimizin eğitimini en iyi şekilde sağlamayı hedefliyoruz. Kadavra eğitimi tıp eğitiminin vazgeçilmez bir parçasıdır ve bu alanda önemli bir adım atmaktan gurur duyuyoruz dedi. Üniversitemizin eğitimini uluslararası standartizasyonlara getireceğiz. Şu an 680 öğrencimiz aktif tıp eğitimi alıyor. Kadavra neden bizim için önemli? Çünkü biz mezun ettiğimiz öğrencilerin çalışma alanı, işlem sahası insan vücudu. Elimizdeki maketlerin çoğunluğu insana birebir uyum halinde yapılmış. Ama bazen varyasyonlar, bazen değişiklikler oluyor. Bunları en güzel göstereceğimiz materyal ise kadavra. Beden bağışına dikkat çeken rektör baş etik kurallar çerçevesinde eğitimlerin tamamlanacağını ifade etti. Bir, etik kurallara harfiye riayet ediyoruz. Hiçbir zaman kadavrayı topyekil, açık bir şekilde öğrenci önüne masalara sermiyoruz. Ben şu noktada beden bağışına sıcak bakıyorum. Süre içerisinde beden bağışı da yapabilirim. Beden bağışında kişi yaşarken bizlere müracaat ettiğinde, yakın evladına, eşine, dostuna söylediğinde, ölüm gerçekleştiğinde bizlere müracaat ediyorlar. Bizler diğer hukuki prosedürün hepsini biz hallediyoruz. Açıklamaların ardından rektör baş katılımcılara laboratuvarları gezdirerek anatomi ve kadavra alanları hakkında detaylı bilgiler verdi. Kadavra eğitimine başlanacak olan laboratuvarların son teknolojiyle donatıldığını ve öğrencilerin en iyi şekilde eğitim alacaklarını vurguladı. Rektör Profesör Doktor Orhan Baş bu yeniliklerin sadece öğrenciler için değil aynı zamanda fakültenin akademik kadrosu için de önemli olduğunu ve bu sayede daha nitelikli bir eğitim ortamı yaratılacağını ifade etti. Ekibine ise teşekkür etti. Bu 10 aylık süre içerisinde üniversitemizin gelişiminde kadavranın gelmesinde her türlü bilgi ve iletişimle bizlere destek olan Tıp Fakültesi Dekanımız, kıymetli hocam, değerli arkadaşım Sayın Profesör Doktor Hakan Tümür hocama, dekan yardımcısı hocalarıma, Tuğba Gül hocama, Hatice Hancı hocama ve tüm akademik personel arkadaşlarıma çok çok teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum. Biz zaten bu işe gelirken, aday olurken ekip olarak geldik. Birlikte çok güzel işler yapacağız. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hakan Timur, üniversitede gerçekleştirilen ilk kadavra eğitiminin önemini vurguladı. Timur, kadavra eğitiminin tıp eğitiminin vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade ederek, kadavra üzerinde çalışmak öğrencilerimize gerçek bir insan anatomisini öğrenme ve cerrahi teknikleri uygulama imkanı tanır. Bu deneyim, teorik bilgilerin pratikte nasıl uygulanacağını görmek açısından son derece değerlidir, dedi. Ordu Jandarma Komutanı Ordu'da 2024 yılının ilk 5 aylık döneminde kaçakçılıkla ilgili yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürün ve malzemeleri açıkladı. Toplamda 5551 gram kubar esrar, 103 litre sahte alkol, 35 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tarihi obje ve 64 adet muhtelif kazı malzemesi gibi onlarca kaçak ürün ele geçirildi. Olaylarla ilgili ise 13 şüpheli adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Devam ediyoruz efendim. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından doğaya uyumlu bir şekilde inşa edilen Fatsa Fener Adası yeni sezonda vatandaşların hizmetine açıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'in Türkiye'de eşine az rastlanır proje olarak hayata geçirdiği Fatsa Fener Adası geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bu sezonda da tercih edilen mekanlardan biri olmaya aday. Bu yaz içinde adada hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Fatsa Fener Adası'nda sezonu başlattı. Sezon açılışıyla birlikte vatandaşlar adaya ziyaret gerçekleştirmeye başladı. Vatandaşları yalnız bırakmayan Başkan Güler sezon açılışında Fatsa Fener Adası'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Ordu ve Fatsa'ya yeni bir turizm destinasyon alanı kazandırdıklarının mutluluğunu yaşadığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, vatandaşlarımız yaz boyu buraya gelebilecekler, burası güzel bir ziyaret noktası oldu dedi. Şimdi buraya düzenli seferler koyduk. Hafta sonu ve tatilde saat 10'da, 12'de, 14, 16, 18'de sahilden buraya var. Hafta içi seferlerde 12, 14, 16 ve 18'de. Yaz boyunca buraya gelebilecekler. Güzel bir
ziyaret noktası oldu burası. Adaya gelen vatandaşlarsa adayı çok beğendiklerini söyleyerek Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Gayet güzel bir ortam. Yani kazandırılması Fas'ta için bence önemli. Güzel olmuş. Belediyemize teşekkür ediyorum. Bayağı güzel geldi bana burası. Çok güzel bir deneyim benim için. Yani hem biz öğrenciler için daha çok bir avantaj, yani gençliğimize daha güzel geçirebileceğimiz bir yer. Yani bu Ordu için harika bir yatırım olur. Çünkü turistleri çekmek için harika bir yer. Yani şu an güzel. Ben dışarıdan geldim, o yüzden burayı görmek istedim. Yani ilgi alanımızı çekiyor. Böyle insanların ilgisini çekiyor böyle bu tür yatırımlar. Yani harika. Türk Edebiyatı'nın usta kalemi şair ve yazar Sunay Akın Altınordu Belediyesi'nin Babalar Günü'ne özel düzenlediği etkinlikte ordularla bir araya geldi. Milli bayramların yanı sıra geleneksel bayramları da coşkuyla kutlayan Altınordu Belediyesi, vatandaşlar için anlam ifade eden özel günleri de kutlamayı ihmal etmiyor. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi Babalar Günü'nü özel olarak düzenlediği etkinlikte Türk Edebiyatı'nın usta ismi Sunay Akın'la orduları buluşturdu. Adamcakır'dayız. Bir doktorun yanında Doktor Nasrettin. Ordu Üniversitesi Morfoloji Binası toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Seyit Torun, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Orhan Baş, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Derya Bostancı, Altınordu Belediye Başkan Yardımcıları Bahadır Baş ve Hamdi Salih Kalyoncu ile çok sayıda kişi katıldı. Yoğun ilginin olduğu etkinlikte alkışlar arasında sahneye çıkan Sunay Akın gösterisini Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür" sözüyle başladı. Ardından kültürden sanata, tarihten günümüze birçok hikaye anlatan Sunay Akın, izleyicilerine keyifli dakikalar yaşattı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte Sunay Akın, salonu dolduran vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı. Etkinliğin sonunda Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, usta edebiyatçıya çiçek ve ana tanrıça Kibele heykelinin minyatür heykelini takdim etti. Sunay Akın kendisine takdim edilen çiçeği ise salondaki en genç babaya vererek Babalar Günü'nü kutladı. Çok teşekkür ederiz. Bu akşam gerçekten çok keyifli oldu. Öncelikle Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Üniversitemizin kapısını bugün bizlere açtığı için. Dekanımıza. Bizleri yalnız bırakmayan Sayın Milletvekilimiz uçaktan yeni indi. Koşa koşa hemen sağ olsun bugün bizleri yalnız bırakmayan Sayın Milletvekilimiz Seyit Doğan'a da çok teşekkür ediyorum. Tabii en büyük teşekkürüm bütün orduya. Hem baba bayram bu bayram. Herkesin babalar günü olsun. Herkese sağlık, sıhhat dolu, kültür dolu, sanat dolu, güzel akşamlar olsun diyorum. Çok çok teşekkür ederim. Aramızda en genç yeni baba olan kim? Ben hepinizin adına etkinlik Sunay Akın'ın kitaplarını imzalamasının ve vatandaşlarla fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi. Çok değerli sanatçılar yetiştirdi, bilim insanları yetiştirdi Ordu. Zaten Ordu bizim bu Karadeniz şeridinde doğayı koruyan, en çok koruyan, en çok duyarlı olan insanların yaşadığı bir kent. Bu yüzden ışığa sönmemiş, tam tersi artmış. Artmış diyorum çünkü genç bir belediye başkanı kardeşim Ulaş beni davet etti. O Altınordu seçimleri kazanınca bakın hemen Babalar Günü'nde beni davet etti ve ordularla buluşturdu. Dilerim bu bundan sonra daha da yayılır. Buraya çok değerli sanatçılar, bilim insanları gelir. Ordulu hak ettiği o düşüncenin, bilimin, sanatın güzelliklerini doyasıya yaşar. Ordulu bunu hak ediyor. Ben çok teşekkür ediyorum ordululara. Karadeniz'e sahip çıktıkları için. Kıyı şeridine gösterdikleri duyarlılığı lütfen dağlara, ormanlara da göstersinler. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Ordu Jandarma Komutanlığı Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenledi. Jandarma Teşkilatı 185 yaşında. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende Ordu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz tarafından anıta çelenk sunuldu.
Çenek sunulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen çelenk sunma töreni sona erdi. Ordu İl Jandarma Komutanlığı yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Perşembe Efili Jandarma Kampı'nda kutlama töreni ve Efili Jandarma Asayiş Noktası açılış töreni düzenledi. Jandarma Genel Komutanlığı 185. yaşını kutluyor. Ordu İl Jandarma Komutanlığı yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Perşembe Efili Jandarma Kampı'nda kutlama töreni ve Efili Jandarma Asayiş Noktası açılış töreni düzenledi. Düzenlenen törene Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz'ün yanı sıra Ordu Valisi Muammer Erol, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İnmigüler, Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve protokol katıldı. Programda Ordu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz bir konuşma gerçekleştirdi. Bu anlamlı gün meselesiyle jandarma teşkilatının ulaştığı bugünkü onurlu seviyede emek, gayret ve alın terleri bulunan saygıdeğer komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Bizlere bırakılan bu güçlü, değerli mirastan dolayı jandarma teşkilatı onları minnetle anacaktır. Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından Efili Jandarma Asayiş Noktası'nın açılışı gerçekleştirildi. Allah'a hadi bakalım. Hayırlı olsun. Kızılay Ordu Şubesi'nin 156. kuruluş yıl dönümüne özel olarak düzenlediği Bir Kan 10 Fidan etkinliği kapsamında 1000 ünite kan bağışı yapılırken vatandaşlara da 10.000 fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Türk Kızılay'ı 156. yaşını kutladı. Türk Kızılay'ı Ordu Şubesi'nde 156. kuruluş yıl dönümüne özel anlamlı bir etkinliğe imza attı. Hayırsever iş insanı tarafından Kızılay'a 156. yıla özel 20.000 meyve fidanı bağışlandı. Kızılay Ordu Şubesi'nde de Bir Kan 10 Fidan etkinliği yapıldı. 11-12 Haziran tarihleri boyunca süren etkinliğe Ordu Valisi Muammer Erol, kurum müdürleri, kurum amirleri ve vatandaşlarsa yoğun ilgi gösterdi. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar 2 gün boyunca uzun kuyruklar oluşturdu. Kızılay Ordu Şubesi'nden alınan verilere göre 2 gün boyunca yapılan etkinlik kapsamında 1000 vatandaş kan bağışı yaptı. Etkinlik kapsamında ise 10.000 fidan dağıtıldı. Kızılay Ordu Şubesi vatandaşlara kan bağışlarından dolayı teşekkür ederken kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu da hatırlattı. Ordu'da ata mesleği besiciliği yarım asırdır sürdüren Yener Karaağaç yola 4 oğluyla devam ediyor. Altınordu ilçesi Eski Pazar mahallesinde yaşayan 5 çocuk babası 65 yaşındaki Yener Karaağaç küçüklüğünde babasının yanında hayvancılıkla uğraşmaya başladı. 3 oğluyla evlerinin yanındaki ahırlarda hayvanlarla ilgilenen Karaağaç'ın bir oğlu da ilçe merkezinde kasaplık yapıyor. Yener Karaağaç 15 yaşından itibaren mesleğin içinde yer aldığını söylerken 4 çocuğunun da besiciliği devam ettirdiğini dile getirdi. Küçük yaştan ben bu hayvancılıkla büyüdüm. Tabii ki çocuklarım 4 tane çocuğum bu işi yaptırıyorum onlara. Kasap dükkanım var. Hayvancılık yine devam ettiriyorum onlara. Bu sayede ben çocuklarımı evlendirdim. Hep işlerini ellerine koydum. Bu işi ben babadan bana nakletti. Bu işi çocuklarımla beraber sevgine yapıyorum. Kardeşlerden 45 yaşındaki Gökhan Karaağaç babasıyla çocukluğundan beri bu işi yaptığını ifade etti. Babamla beraber çocukluktan beri bu işi yapmaktayız. Tabii ki biz 3 kardeş olarak babamla beraber bu işleri de sürdürüyoruz. Ve kurbanlıklarımızı bu senenin 2024'ün kurbanlıklarını da burada bitirdik.
senenin de inşallah 2025'in kurbanlıklarında yaylaya çıkarttık. Beraber birlik hep bir arada olmak şartıyla bu hayvancılığı sürdürmemizin nedenleri böyle. Cafer Karaağaç ise besicilik sayesinde ailelerinin geçimini sağladıklarını, işlerini ise severek yaptıklarını söyledi. Çiftçilikle uğraşıyorum. Ailemle, babam, kardeşlerimle bu işi yapıyoruz. Bütçemizi bu seviyede sağlıyoruz. Ve çocuklarımızı, her şeyimizi bu geçim kaynağımız bu bizim. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da kentte hayvancılıkla uğraşan işletmelerin büyük kısmının kurbanlıklarını sattığını aktardı. İşletmelerimizin büyük bir kısmı şu an bakıp besledikleri bu kurbanlıkları satmış durumda. Ama hala elinde bir miktar kurbanlığı olan işletmelerimiz var. Bunlar da bugünlerde satışını yapmak istiyorlar. 1550 rakımlı Perşembe Yaylası'nda Hayat Boyu Öğrenme Şenliği düzenlendi. En küçüğü 4, en büyüğü 65 yaşında olan kursiyerler için Ordu'nun Aybars ilçesinde 1550 rakımlı Perşembe Yaylası'nda Hayat Boyu Öğrenme Şenliği düzenlendi. Şenlikte yaylanın kadınlarının hazırlamış olduğu el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı. Halk oyunu, piyano resitalinin yanı sıra kursiyerlerin yaptığı yöresel yemekler ziyaretçilere ikram edildi. Şenlikte kursiyerlere sertifikaları teslim edildi. Standlarında yaptıkları el emeği ürünleri sergilediler. Minik öğrenciler de şenliğe katkı sunanlar arasındaydı. Değirmen taşıyla mısır üretiyorum. Büyük parçalı olursa mısır çorbası, küçük parçalı olursa da mısır ekmeği gibi şeyler yapılabiliyor. Aybastı Kaymakamlığı, Aybastı Belediyesi ve Aybastı İlçe Milliyeti Müdürlüğü ortaklığıyla yapılan etkinliğe vatandaşların ilgisi oldukça yüksekti. Yani Aybastı kadın el emeğini anlatmaya gerek yok. Burayı görüyorsunuz. Kadınlarımız birçok kendi gayretleriyle beraber, kendi başarıları beraber, kendi zamanlarından ayırarak açtığımız kurslara katılarak çok güzel ürünler elde ettik. Tabii biz sadece el emeğinin üretim boyutunda değil, insanlık boyutunda da birçok projeler yaptık. Tekstil atölyelerimizle beraber Filistinli çocuklarımızın yanında olduk. Onlara kıyafetler ürettik. Oradaki zulme bir de Aybastı'dan ses çıkaralım dedik. O yüzden bu alanlarda biz çok güzel çalışmalar yaptık ama bunu biz derken sadece Aybastı Kaymakamlığı olarak söylemiyorum ya da Aybastı Milli Eğitim olarak söylemiyorum. Biz diyebilmemizin yegane sebebi gördüğünüz kadınlarımız, çocuklarımız, bu kurslara emek harcayan vatandaşlarımız. Aybastı Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri bayramın ilk gününe kadar devam edecek. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde Büşra Akgül karşınızda olacak. Mutlu akşamlar.